ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı çeviriyoruz. Hayvancılık sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yola çıkarken tüm paydaşlarımızın ortak bir amaç etrafında buluşmasından memnuniyet duyuyoruz. Nedir bu amaç? Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak. Peki bu amaca ulaşmak için neler yapılması gerekiyor? Bunun için ince eleyip sık dokuduk. İşte yol haritamızın ilk başlığı. Hayvansal üretimi planlıyoruz. Yeni sistemde üretimin maliyet, kapasite ve pazarlama imkanları doğrultusunda planlanmasını ve ürünlerin bölgesel bazlı nerede ne kadar üretileceğine dair üretim modelini oluşturduk. Stratejik öneme sahip kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı için suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemle üretimi planlıyoruz. Bunu da hayvansal üretimin en temel girdisi kaliteli kaba yem, üretim kapasitesi, mera varlığımız ve yapılarını, pazarlama imkanlarını dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Hem alıcıyı hem satıcıyı güvence altına alan sözleşmeli üretim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Değerli basın mensupları, üzerinde hassasiyetle durduğumuz diğer bir konu da desteklemeler. Hayvancılık işletmelerinin ekonomik açıdan güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla etkin bir destekleme modeline geçiyoruz. Burada da desteklerimizi temel, yönlendirici ve verimlilik odaklı başlıkları altında üçe ayırdık. Mevcut modelde aşısı ve kaydı olan her buzağıya destek veriyorduk. Yeni modelde buzağının yanı sıra aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de destek veriyoruz. Mevcut desteklerimizde işletme büyüklüğüne göre belirli sınırlandırmalar vardı. Yeni desteklerimizde bu sınırlandırmaları kaldırıyoruz. Üreten herkese ürettiği kadar destek veriyoruz. Aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek veriyoruz. Bu sayede aile işletmeleri temel destekle aynı oranda ilave bir destek alarak en az iki kat destek almış olacak. Kırsalda üretimin ana direği olan kadınlara ve geleceğimizin teminatı olan gençlere de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize %70 ilave destek veriyoruz. Ayrıca suni tohumlama, yerli sperma, soy kütüğü, ari işletme gibi verimlilik odaklı destekleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere bu yeni destekleme modelinden bir örnek vermek istiyorum. Sahibi kadın olan bir aile işletmesi düşünelim. Tüm şartları yerine getirdiğinde buzağı başına bugünkü mevcut modelde 2068 lira destek alırken yeni sistemde ilave verdiğimiz aile işletmesi, kadın desteği ve diğer verimlilik destekleriyle 5200 lira almış olacak. Yani 2,5 kat daha fazla destek almış olacak. Eğer bu işletme ari bir işletme olursa ilave destek vereceğiz ve bu rakam buzağı başına 7900 liraya kadar çıkabilecek. Bu da desteğin 4 kat artmış olması anlamına
geliyor. Diğer taraftan başka bir besici aile işletmesi düşünelim. Besilik olarak 20 buzağısına kadar kesime kadar beslerse ve bu verimlilik kriterlerine uygun bir süreç olursa kesim anında 1500 liraya kadar destek almış olabilecek. Bir diğer önemli gelişme olarak da İPART desteklerini malumunuz 42 ilde uyguluyor. Bunu 81 ile yaygınlaştırdık ve faydalanıcı sayısını artırdık. Yine ilaveten krediler konusunda Ziraat Bankası ile ortak bir adım attık. Sübvansiyonlu kredilerde kadınlara, gençlere ve planlı üretim bölgelerine ilave indirim oranları uyguluyor. Ayrıca hayvancılıkta işletme başına 40 milyon lira olan kredi üst limiti 60 milyon liraya, eğer ari işletme olursa 80 milyon liraya çıkmış oldu. Değerli basın mensupları, hayvancılıkta üzerine eğildiğimiz diğer bir önemli konu ise hastalıklar. Bu konuda da desteklerimizi yönlendirici bir enstrüman olarak kullanacağız. Hastalıklardan ari işletme sayısının artması hayvancılığımız için çok büyük önem arz etmekte. Bunun temel iki sebebi ekonomik kayıpları engellemek ve sürünün büyümesini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek. Bu kapsamda hastalıklardan ari işletmelere ilave destek vereceğimizi söylemiştim. Ayrıca TKDK desteklemelerinde ari işletmeleri de önceliklendireceğiz. Vereceğimiz bu ilave desteklerle ari işletme sayısını 1136'dan 2024 yılında içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 2000'e, 2025 yılında ise 2500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hastalıklardan ari işletmelerden ülkenin ihtiyacı olan genetik kapasitesi yüksek anaç hayvan üretimini sağlamış olacağız. Bulaşıcı hastalıklardan koruyucu aşı uygulamasını da yaygınlaştırıyoruz. Şap hastalığına karşı her yıl 2 doz olarak uyguladığımız ilkbahar ve sonbaharda aşı sayısını bu yıl 3'e çıkardık. Bu ek aşının ücretini de bakanlık olarak bizler karşılayacağız. Aile işletmelerinde buzağı, kuzu ve oğlak sağlığını koruyucu tedbirlere ağırlık vererek gerekli aşı desteğini yine bakanlık olarak biz sağlayacağız. Buzağı kayıplarını azaltmak için de ilk etapta 200 bin gebe sığırı aşılamış olacağız. Kuzu kayıplarını azaltmak amacıyla da ülke genelindeki bütün küçükbaş hayvanlara bu yıl içerisinde koyun, keçi, çiçek aşısı, yeni doğan tüm küçükbaş hayvanlara ise koyun, keçi, vebası aşısı yapılacak. Yine bahsettiğim tüm bu aşıların ücretlerini de bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bir diğer önemli konu da hayvan hareketliliği konusu. Hayvan hareketliliğinin kontrolü amacıyla veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları açıyoruz. İlkini Erzurum'da açtık. Buradaki amacımız hastalıklı hayvanın başka bir bölgeye giderek hastalığın yayılmasını engellemek. Ayrıca bu istasyonlarda yapılan kontrollerle hastalığa yerinde ve erken müdahale etmek. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak bu istasyonlar. Dediğim gibi ilk Erzurum'da açtık, ikincisini Elazığ'da açıyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 7'ye çıkartacağız bütün ülke satında. Değerli arkadaşlar, bakanlığımıza ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yeni bir ulusal aşı üretim tesisini kuruyoruz. Burada daha modern ve teknolojik imkanlarla yüksek kapasiteli aşı üretimleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca veteriner tıbbi ürün kontrol merkezini de oluşturuyoruz. Yine burada da her türlü ilaç, aşı ve tıbbi malzemenin testlerini yapacağız.